Tabii amatör deyince önceleri biraz acemi, bilgisiz, eksik anlamıyor. Halbuki amatör Fransızcadan gelen bir kelimedir ve bu tamamen gönüllülük anlamını ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla gönüllü insanlar acaba nasıl bir ortamda spor yaparlar? Şimdi dünyaya ve Türkiye'ye baktığımız zaman yüz yüze ve göz göze iletişim eksikliği var, örgütlü ve eksikliği demokrasi eksikliği var ve adalet eksikliği var. Şimdi bu eksikliklerin giderilmesi neyi sağlar? Saygıyı sağlar, sevgiyi sağlar, hoşgörüyü sağlar, dostluğu sağlar ve barışı sağlar. Böyle bir ortamda amatör veya profesyonel ne fark eder? Hiçbir fark etmez. Böyle bir ortamda spor yapmak kolaylaşır ve sporun insanlara verebileceği mutluluğu sağlar. Spor kulüpleri için yasaya ihtiyaç var ama onların güçlendirilmesi için ihtiyacı var. Her yıl kamudan ve yerel yönetimlerden belirlenmiş koşullara uygun bir şekilde maddi destek ve başka türlü desteklerin sağlanmasına ihtiyacı var. Sosyal devlet anlamında. Ayrıca bunları yaparken Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu ile işbirliği ama amatör spor kulüpleri federasyonları ile illerde işbirliği kesin gerekli. Mesela alınan gelir vergileri, spor kulüplerinden alınan gelir vergileri var. Süper Lig'de %20 gibi gelir vergileri var sporculardan alınan. Birinci liglerde %10 gibi bir gelir vergisi var yine sporculardan alınan. Bunlar tabii ki kulüplerimize yansıması olan giderler. Dolayısıyla bunların bazı kriterler noktasında azaltılabilmesi gerektiğini düşünürüm Sayın Genel Başkanım. Mesela engelli sporcuları olan spor kulüplerinden ve 18 yaş altı sporculara yoğunluk veren spor kulüplerinden yani altyapıları destekleyen spor kulüplerinden bahsediyorum Sayın Genel Başkanım. Ve olimpik branşlara sporcu gönderen spor kulüplerinden yine ve okullar ile birlikte projeler gerçekleştiren bu anlamda sporcuları fazla olan spor kulüplerinden bu vergi istisnaları kanunda yer alabilir diye düşünüyorum. Spor kültürümüzün gelişmesi lazım. Bunun için de okullardan başlanması gerektiği bu kültürün verilmesinde inancındayım. Daha önceki yıllarda okullardan başlayan ve spor kulüplerine evrilen sporcular yetişmekteydi. Ancak şu anda Türkiye'de spor kulüplerinden başlayan bir sporcu yetiştirme var. Bu da bence yanlış bir yol. Öncelikle okullardan başlayan bir sporcu yetiştirmesi olması lazım. Bunun dışında Büyükşehir Belediye'miz olarak dediğim gibi sporculara ve antrenörlere öncelikle sorunlarına çözüm odaklı çalışıyoruz. Kulüp olmamıza rağmen bu zor dönemde, pandemi döneminde bunun bize birçok amatör spor kulüplerinden yardım isteği geliyor. Onları karşılamaya çalışıyoruz. Bir de söylemek istediğim sporda sponsorluk yasasının daha etkin hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü ben daha önce bu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde başkanlık yapmadan evvel 14 sene bir diğer amatör spor kulübünde başkanlık yaptım. Ve ne kadar zor para bulunabileceğinin o zaman çok tecrübe edindik. Gelirin %5'inin sadece spora sponsorluğa aktarılabileceği bir sponsorluk yasası bence uygun bir yasa değil. Bunun daha şirketler açısından daha cazip hale getirilmesi gerekiyor. Maalesef şirketler bu yasayla spora sponsorluk yapmıyorlar. Yapmak istemiyorlar. Zaten çok cüzi bir şey de çıkıyor. Yani bir şirketin kazandığı kârdan %5'ini ancak sponsorluk için harcayabiliyor. Aslında bugün baktığımızda ülkemizde spor için en önemli konulardan bir tanesi öz kaynak sorunu. Ama ülkemizin özellikle istatistik kurumunun verilerine göre 15-24 yaş arasındaki nüfusuna baktığımızda 13 milyona yakın bir genç nüfusumuz var. Bu bizim aslında Avrupa Birliği'nde İsveç'ten Macaristan'a, Belçika'ya,
Belçika'ya, Yunanistan'a, AB üyesi ülkelerin toplam nüfusundan çok çok daha da fazla. Ama buna mukabil biz olimpiyatlarda sürekli son 15 yılda çok ciddi bir gerileme gördük. 2004 olimpiyatlarında ülke olarak 71 ülke içerisinde 22. sıradayken bugün 41. sıralara kadar geldik. Aslında baktığımızda çok ciddi bir genç nüfusumuz var ama buna mukabil son 20 yılda da ciddi bir geriye gidiş, ciddi bir spor politikalarında ülkemizin başarısızlık istatistiklerde de göz önünde duruyor. Tenis çok farklı bir spor. İnsanlar arasında hep bir ön yargı var. Hani tenis pahalı bir spor, işte biz oynayamayız, ulaşamayız. Yani benim şehrimdeki hedefim hep şu oldu. Yani bu sporu ulaşılabilir hale getirmek. Çünkü tenisin şöyle bir avantajı var. İki kişiyle yapabiliyorsunuz. Takıma gerek yok. Yani bunu kadınlar yapabilir, çocuklar yapabilir, evinde oturacağına gelip tenis oynayabilir mantığıyla yola çıktık. Ve şu an çok, yani bizim aylık üyelik ücretimiz 80 lira genel başkanım. Yani biz bunun hedefimiz orta gelir seviyesi ve düşük, daha düşük seviyedeki insanlara hani ulaşılabilir hale getirmekti hedefimiz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Yüzlerce insanı Manavgat'ta tenisle tanıştırdık. Şu an bir sürü çocuğumuz gidip Türkiye çapındaki federasyonun düzenlediği turnuvalarda dereceyle dönüyor. Kendimiz turnuvalar düzenliyoruz. Amatör spor kulüplerimizin önünü açmak için gerçekten de ilçelerde, illerde tesisi olan spor kulüplerimizin ecremisil ve işgaliye borçları. Bu ecremisil borçlarını pandemiden dolayı kapalı olduğu için bunların alınmaması ve bunların da pandemi bittikten sonra tesisleri kullanan spor kulüplerimizin, amatör spor kulüplerimizin ecremisillerinin ve işgaliyelerinin yeniden düzenlenerek çok cüzi miktarda aşağıya çekilmesini istiyoruz ve talep ediyoruz. Bizim ikinci sorunumuz kulüplerimiz, amatör spor kulüplerimizin maçlara giderken, gelirken, antrenmanlara gidip ve gelmesinde ulaşım desteğinin kesinlikle belediyelerimiz tarafından karşılanması gerekmektedir. Malatya'da maalesef SEM sahaları yok. Altyapı sorunu var. Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler takımlarına sahip çıkmıyorlar. Gençlere sahip çıkmıyorlar efendim. Burada SEM sahaları yok. 2 yıl öncesine kadar ilçelerde futbol sahası yoktu. Bunlardan bir tanesi Arguman'dı. Arguman'da da futbol sahası yoktu. Toprak sahalardı. 2 yıl öncesine kadar tedarik edilebildi, yapılabildi. O da zorlukla yapılabildi. Ve Malatya Büyükşehir Belediyesi takımlarına yardımda bulunmuyor. Yasasında amatör spor branşlarında binde 7 yardım yapabilir ibaresi var. Yani bu ibarenin aslında değiştirerek yapar noktasına getirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bunun gözden geçirmesi gerektiği kanaatindeyim. Yine sponsorluk yasası var. Önümüzde tabii sponsorluk yasası şu haliyle çok fazla iş adamlarının rağbet etmediğini görüyoruz. Mutlaka bunu gözden geçirmesi gerekiyor ve aslında amatör branşları %100 deniliyor ama bu matrah üzerinden yapılan bir %100 yardım. Ama bunun vergi neti üzerinden yapılırsa, böyle bir düzenleme gidilirse ben çok doğru olacağını düşünüyorum. Ben ilk önce Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 2 tane sözünü söylemek istiyorum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bir tanesi de bugün yapılan eylemler sadece gelecek nesillerin yararına oluyorsa anlamlı olabilirler. Bu iki sözü, bu iki öğüdü benimsemiş ve bu yoldan dönmeyecek bir kardeşinizim. Ayrıca biz bir mahalle takımıyız. Karaağaç Mahallesi'nin takımıyız. Ama bu öyle bir mahalle ki sadece Karaağaç Mahallesi'nden 4 tane milli oyuncumuz var. Bunların en bilineni yeni futbolu bırakmış olan Selçuk İnan ve şu anda Çaykur Rizespor'da oynayan İsmail Köybaşı. 2 tane de milli takımın altyapı seviyelerinde oynayan oyuncularımız mevcut. Buradaki amatör, tabii bütün Türkiye'de bu geçerli, amatör kulüplerimiz sponsor bulmada oldukça zorluk yaşıyorlar. Kulüplerin ihtiyaçlarını çocuklara verdikleri eğitimi paralı bir şekilde vermelerinden ve onlara forma, eşofman ve benzeri şeyler satarak karşılıyorlar. Bu şunu doğuruyor. Durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın çocukları bu fırsattan yararlanamıyorlar. Ve haliyle bir fırsat eşitsizliği meydana geliyor. Spor dünyasının çok sorunlu olduğunu biliyorum. Çok sorunlar var. Zaten söz alan arkadaşların hemen hemen
tümü sorunlarını ağırlıklı olarak dile getirdiler. Bunların başında tesis yetersizliği. Doğrudur, tesis yetersizliği. Nüfusa baktığımız zaman bizimle aynı nüfusu bünyelerinde barındıran ülkelerle kıyasladığımızda bizdeki tesis sayısının çok daha az olduğunu görüyoruz zaten. Umarım bu alana yeteri kadar kaynak ayrılır ve tesisler yapılabilir. Temel sorun şuradan kaynaklanıyor. Yerel ölçekte ifade etmek gerekirse belediyelerin gelirleri yetersiz. Bir belediye gelirleri yasası çıkması lazım ve belediyelerin sağlıklı, tutarlı gelir kaynaklarına ulaşması lazım. O zaman belediyeler mutlaka kendi beldelerinde spor tesisleri mutlaka yapacaklardır. Belediye gelirleri kanununun değişmesi lazım. Bu konuda defalarca söz verilmesine ve bazı çalışmalar yapılmasına karşın bunlar sağlanamadı. Tabii bir de meşhur anayasamız var. Bu anayasanın da 58 ve 59. maddeleri gençlik ve sporla ilgili. Hangi yaş grubunda olursa olsun aslında hepimizin spora ihtiyacı var. Şu veya bu şekilde spor yapmak isteyebiliriz. Dolayısıyla anayasanın öngördüğü, özellikle 59. madde, izin verirseniz okuyayım. Devlet her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır. Sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Edebilir değil, teşvik eder diyor. Acaba siyasal iktidarlar, yani devleti yöneten iktidarlar anayasanın bu hükmünü gereği kadar yerine getirdiler mi? Yine devam ediyor, devlet başarılı sporcuyu korur diyor. Aslında özel bir yasa çıktı. Kaç arkadaşımız biliyor bilmiyorum ama uluslararası yarışmalarda ödül alanlar devlet memuru yapılabiliyor ama maalesef devlet memuru yapmıyorlar. Yani yargıya gidip gitmelerine karşın, yargıdan karar almalarına karşın bu kişiler devlet memuru, kamu görevlisi olarak atanmıyorlar. Yani yasanın verdiği bir hak bile yeteri kadar yerine getirilmiyor. Bu da bizim nasıl siyasi görüşlerimiz varsa her sporcunun da farklı siyasi görüşü olabilir. Biz sporcunun ya da antrenörün siyasi görüşüne göre karar vermeyeceğiz. Onun başarılı olup olmadığına göre karar vereceğiz. Eğer başarılıysa başımızın tacı sandığa gittiği zaman istediği, beğendiği partiye oy verecektir. Dolayısıyla siyaseti dar alana sıkıştırmaktan çok bir öç alma, intikam alma, bana nasıl oy vermesin veya benim gibi nasıl düşünmesin, o zaman ben seni defterden siliyorum anlayışıyla yapmamak lazım. Siyaseti kucaklayıcı bir anlayışla, toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayışla yapmak gerekiyor. Özerk bağımsız kurumlar olmalı, federasyonlar olmalı diye bir dilek de oldu. Evet, özerk olması lazım. Spor neyi gerektiriyorsa onun gereklerine göre hareket edilmesi lazım. Sıcak siyasetin alanına, sıcak siyasetin spora müdahale etmemesi lazım. Diyelim ki siz A takımından, B takımından bir sürü taraftar var ama o taraftarların her birisi ayrı partilere oy veriyorlar ama bağlandıkları bir taraftar var. Ayrıca ben ödül alan çok sayıda sporcu arkadaşımı bazen telefon ederim, onları yürekten kutlarım. Göndere Türk bayrağını çektikleri için, İstiklal Marşı okunduğu için onlar bizi tanımazlar ama biz onları tanırız ve onlarla gurur duyarız. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir uluslararası yarışmada Göndere bayrağımızı çekmiş, herkes esas duruşta İstiklal Marşımızı dinliyor. Bundan daha güzel bir olay olur mu? En büyük ihtiyacımız kucaklaşmak. Ayrışmak değil, kavga etmek değil. Düşüncelerimize saygı göstermek, kimliklerimize saygı göstermek, inançlarımıza saygı göstermek, yaşam tarzlarımıza saygı göstermek, bunların tamamı bireyseldir. Hani deriz ya, Allah'la kulun arasına kimse girmez. O zaman ben onun inancına niye müdahale ediyorum? Hangi kişi bana böyle bir yetkiyi verdi? Onun yaşam tarzı, dediğim gibi onun kimliği, onun onurudur, şerefidir. Ama biz neye bakmalıyız? Sporcu çalışır, alın teri döker, mücadele eder, bazen bireysel tek başına, bazen ekip takım arkadaşlarıyla birlikte ve galip geldiği zaman sevinir ama her galibin mutlaka bir de mağlubu vardır. Ama mağlup olanlar da giderler, önce galip olanı kutlarlar. Çünkü bu sporun yarattığı en büyük centilmenlik aslında. Bu centilmenliği aslında siyaset dünyasında yapması lazım. Efendim, hepinize tekrar teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Huzurlu ve güzel bir bayram dilekleriyle hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.